Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Bir stent hikayesi var, bir balon var, bir de bypass cerrahisi var. Bu koroner kalp hastalıklarında bizim başvurduğumuz yöntemlerden biri. Hangi durumda, çok genel bir soru olacak ama, hangi durumda stent, hangi durumda bypass, hangi durumda balon hastalar yönlendirilir? Şimdi kardiyologlar, kalp damar cerrahları genelde birlikte değerlendiriliyorlar. Aması var mı? Yani şöyle, bir şekilde başvurdunuz, işte göğüs ağrınız oldu, bir takım şikayetleriniz oldu, kardiyoloğa gittiniz, ön testler yaptı, eko yaptı, efor testi yaptı, şüphelendi, anjiyo yapıldı. Şimdi anjiyo yapıldıktan sonra yani 3 ya da 4 ihtimal var. Tamamen normal çıkabilir. Ona zaten çok bir şey yapmaya gerek yok. Anjiyo da bir teşhis yöntemi. Tedavi demeyelim. Bazen yanlış anlaşılıyor. Anjiyografi bir teşhis yöntemi. Görüntüleme yöntemi. Anjiyo yaptık. Birinci ihtimal tamamen normal çıkabilir. Damarlarınızda hiçbir darlık çıkmayabilir. Her şey normal olabilir. Buna zaten çok bir ilaca falan herhangi bir şeye gerek yok. Bazen ne olur darlıklar vardır ama kritik darlıklar değildir. Böyle %50'nin altında, %20, %30 çok böyle hani ciddi darlık değildir. Sıkıntı yaratmıyordur. Burada bir takım kan sulandırıcı ilaçları vererek ve kalp kurucu ilaçları vererek ilaç tedavisine devam edilir. Bir kısmı kritik darlıklar vardır. %50'nin üzerinde, %70'in üzerinde, ana damarlarının baş kısımlarında, birçok damarda, yani kalbi kan götüren damarın, kalbi besleyen damarların önemli bir kısmını tutuyor ise belki o darlığın olduğu bölge. O zamanlar müdahale etmek gerekiyor. Yani burada iki seçenek var. Yani ya stent takıyor, onun için ona aslında esas olarak anjiyo yapan kardiyolog karar veriyor. Yani yine cerrahlara da tabii danışıyor genelde. Ama genelde birincil olarak kardiyolog karar veriyor ona. Kardiyolog izliyor, bakıyor bir yerde darlık var. Buraya stent takılabilir ise, uygun ise o zaman stenti takıyor. Stent yönünde konuşuyor. Tabii cerraha da danışıyor bu arada. Cerrah da bakıyor. Tamam, beraber ortak karar veriliyor. Eğer stente uygun değil ise de, bypass entikasyonu var ise de bu sefer ya da bypass'a gidebiliyor. Yani iki ihtimal genelde oluyor. Yani burada tabii kararı dediğim gibi kardiyolog ve cerrah ikisi genelde birlikte karar veriyorlar. Bunda çok sebep var. Yani buradaki damarın darlığın seviyesi, uzunluğu, kaç yerde olduğu, kaç damarda olduğu, ana damarda mı, uç kısımda mı, başlangıç kısımda mı, orta kısımda mı, bu stentle açılır mı, açılırsa ileride sıkıntı olur mu? Bir sürü kaç şey aynı anda düşünmeleri gerekiyor. Ona göre doğru karar vermeleri gerekiyor. İyi bir cerrahda kardiyoloğa gitmeleri gerekiyor. Ama biz bugün şunu öğrendik. Yani yılda bir risk grubunda olanlar belki daha sık bir eko çektirsinler her yıl yani gibi diyebilir eko miyiz? Yani eko aslında eko değil. Yani eko aslında bir kere bir çekilse, yani hani doğuştan kalpte bir problem var mı yok mu, kapakta bir problem var mı yok mu, aslında ekoyla eko o kadar sık çektirmeye gerek yok. EKG için mi diyoruz? Eko, EKG belki yani koroner kalp hastalığı riski varsa, işte sigara içiyor, ailede kalp hastalığı var, diyabeti var, şeker hastalığı var, obezitesi var. Bu tür kişilerin kalbi yoran, efor testi. Kalbi tıkayan evet, her türlü hastalık. Bunları biraz sık efor testi. Belki yılda bir, iki yılda bir kişisine göre efor testi yapmak lazım. Yani efor testine belki yani eko da yapılabilir beraberinde ama esas önemli olan burada efor testi. Eğer şüpheli bir durum olduğu zaman anjiyo yapmak lazım. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.